Bakanlığı konutunda Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ağırlıyoruz. Hem dış politikada önemli gelişmeler yaşanıyor. Güney sınırımızda son günlerde çok önemli haberler geliyor o bölgeden. Hem bunları konuşacağız hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Sayın Bakan'a sorularımız olacak. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Yoğun temponuz arasında bize vakit ayırdığınız için. Şimdi öncelikle gerçekten gelen haberler orada tam bir can pazarının yaşandığını gösteriyor, ona işaret ediyor. Ne diyorsunuz bu son olup bitenler, elinizde hangi bilgiler var, neler oluyor o bölgede? Aslında son 2-3 yıl, 3 yıldır bölgenin bütününde bir can pazarı yaşanıyor. Yani bugün Irak'ta karşı karşıya kaldığımız tablo, ondan hala Suriye'de de karşı karşıya kalmakta olduğumuz bir tablodur. Yıllardır devam ediyor. Libya'da ve diğer bir bölge ülkelerinde de maalesef yaşamakta olduğumuz şey, devlet yapılarının ve kamu düzeninin sarsıldığı ortamlarda ortaya çıkan çok ciddi bir güvenlik boşluğu. Bu güvenlik boşluğu devletin dolduramadığı, yerine getiremediği, güvenlik ihtiyacını karşılayamadığı durumlarda birçok kontrolsüz grubun ortaya çıkmasına, radikal grubun, terör yapılarının ortaya çıkmasına yol açıyor ve bir anda herkes kendi etnik ve mezhebi temeline göre daha devletin sağlayamadığı güvenliği kendi şeyi içinde sağlamaya dönük bir mücadele içine giriyor. Bu çok acı bir tablo. Gerçekten bunda, bu tablonun ortaya çıkmasında bu devlet yapılarının çözülmesine izin veren, teşvik eden ya da bunu ortaya çıkaran faktörlerin tümü sorumlu. Bugün maalesef Irak'ta karşı karşıya kaldığımız tablo, yani iki aydır özellikle IŞİD'in Musul'a girmesi sonrasında ortaya çıkan tablo, bugün kuzeyde etnik temelli, mezhep temelli, dini temelli bir ciddi bir zulmün, bir baskının, bir insanlık trajedisinin ortaya çıkmasına yol açtı. O bakımdan gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Dün ve bugün Kuzey Irak yönetimiyle defaatlerce görüşmeler gerçekleştirdik. Bir taraftan insani tabloyu ortaya çıkarmamız lazım. Burada biz üç boyut görüyoruz. Bir insani durum. İnsani durum itibariyle maalesef Araplar, Türkmenler, Kürtler, şimdi de Yezidiler ve Hristiyanlar çok ciddi bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya. Evet. Özellikle son dönemde Sincar'da yaşananlardan sonra Yezidilerin Sincar dağlarına kaçması ve IŞİD unsurlarının bunlara dönük yaptığı baskı bizim sınırlarımızda da hissedilen sonuçlar doğuruyor. Türkiye olarak bu insani tabloyu, insani trajediyi ortadan kaldıracak şekilde müdahil olabilmek için elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Sınırlara doğru bir mülteci sığınmacı akını var mı? Daha önce Suriye'de yaşadığımız tecrübelerden hareket ettiğimiz için biz daha olaylar başladığında AFAD ekibimizi TİKA'yı, Kızılay'ı bölgeye yönlendirip iki aydır orada çalışıyorlar. Fişapur'da önce planlıyorduk, şimdi Duhok'a kaydırdık. 20 bin kişilik bir kamp kurulması yönünde çalışmamız var. İnsani yardımlarımızın burada kamuoyumuzca bilinmesi çok önemli. Şu anda kesin ve verilere dayalı olarak söylüyorum. Irak'a dönük insani yardım kampanyası yürüten, sistematik yürüten neredeyse tek ülke biziz. Yani sadece önde birinci ülke demiyorum. Bu kadar kapsamlı bir şekilde Irak'a dönük olarak insani yardım başlatmış olan Türkmen kardeşlerimiz Tel Afer'den Şii-Sünni çatışması ve arkasından IŞİD'in baskılarından kaçtıklarında onlara dönük paketli gıda yardımı dışında yüzlerce tırlık ilaç malzeme gönderdik. Ve daha sonra bu Kerkük'e ve Tuzurmatu o bölgelerde gidecek şekilde artırıldı bu yardımlar. Şimdi benzer bir ihtiyaç söz konusu olduğunda Yezidiler için de aynı yaklaşımı sergiliyoruz. Biraz önce ben Şırnak Valimizle konuştum, AFAD Başkanımızla konuştum. Yezidilerin Habur Kapısı'nın hemen öte yanında birikmeye başladıkları bilgileri geliyor. Onları orada ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tutabilmek için Kürt bölgesel yönetimiyle yakın bir temas halindeyiz. Yani sınır öte yakasında toplu olarak ağırlayabileceğimiz alanlar oluşturabilmek için büyük bir faaliyet içindeyiz. Biz böyle bir şey söz konusu olduğunda bugün yaptığımız birçok açıklamada ısrarla vurguladığımız husus, insani durum söz konusu olduğunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti geleneğimizden gelen bir yaklaşımla etnik ve mezhebi ayrım gözetmez. Herkese aynı ölçüde yaklaşır.
etnik olarak farklı ya da mezhebi ya da dini farklılıklara göre tanımlamaz. Yezidiler bizim hem komşularımız hem de Türkiye'de akrabaları olan vatandaşlarımızın akrabalarıdır. Aynı muameleyi onlara da bu göstermeye kararlıyız. Sincar dağlarına helikopterle yardım gitti herhalde. Evet, AFAD yardımları. Dün bunun için biz bir koordinasyon toplantısı yaptık. Bütün ilgili insani yardım birimlerimizle. Ve bu çerçevede de Irak yönetimine ve Kürt bölgesel yönetimine onlar havadan yardımlar gönderme kararı aldı. Andan itibaren bu yardımları onlara aktardık. Bir kısmı da dün gönderildi. Ancak şunu da bilmek lazım ki bu havadan atılan yardımlar, biraz önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'yla da bir görüşme yaptım. Süratle insani yardımların ulaştırılması yönünde bütün uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği konusunda konuştuk. Hem Irak konusunu hem Gazze'yi ele aldık ama tabii 3 gün önce Gazze belki daha fazla gündemde ama bugün Irak'ı kapsamlı olarak ele aldık. İnsan, bu havadan atılan yardımların noktasal olarak istenen hedeflere ulaşmasına zorluklar oluyor. Yani attığınızda aşağıda hangi şartlarda ulaşacak, özellikle su ihtiyacı havadan atılan yardımlarla karşılanması çok zor. Hani katı malzemeyi atabiliyorsunuz ama sulara su attığınızda parçalanıyor, dağılıyor. Şu anda oradaki Yezidi dostlarımızın, akrabalarımızın, komşularımızın, onların süratle insani yardım bağlamında suya kavuşturulması lazım. Bu da güvenlik şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili. Yani güvenlik şartları iyileşmeden öylesine büyük bir infial halinde dağlara kaçmışlar ki oralarda onların bulundukları yerde bunları ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar ortaya çıkıyor. 50-60 bin kişi. Sayılar muhtelif. Evet. Ancak biz dediğim gibi Suriye'de nasıl oradan kaçan şeyler önce sınırın ötesinde tutmaya çalıştık. Oraya yardımlar ilettik. Ve orada tutmaya çalıştık ama olmadığı zaman elimizden gelen bütün imkanlarla onların yardımına kucak açmışsak şimdi de Irak'ta da tabii bütün kesimlere hiçbir ayrım gözetmeden elimizden gelen yardımı yaparız. Bugün bazı sosyal medyalarda şunu görünce ben gerçekten çok üzüldüm. Yani Yezidilere yardım ediyorsunuz, Türkmenlere niye yardım etmiyorsunuz diye tanınmış bazı yazarların medyada ifadeleri var. Bu nasıl bir ifadedir? Türkmenlere sorsanız bu ifadeden razı olurlar mı? Yezidilerle, Hristiyanlarla, Kürtlerle, Araplarla yan yana yaşayan Türkmenler bize yardım edin de Yezidilere yardım etmeyin derler mi? Ben Türkmen kardeşlerimizi biliyorum. Nasıl bizim devlet geleneğimize uyar mı? Şunu derlerse ki Türkmenlere yardım edilmiyor, bu büyük bir yalandır, büyük bir iftiradır, büyük bir buhtandır. Açık söylüyorum. Kamuoyumuzu kimse tahrik etmesin. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Erşat Salih buraya geldiğinde hem içeride kendisiyle konuştum ki olaylar olul olmaz. 20 Haziran'da biz bütün Türkmen Cephesi yönetimini burada topladık. Saatlerce görüştük. Ne ihtiyacınız varsa bütün şeylerimiz, imkanlarımızla emrinizdeyiz dedik. Neler talep ediyorsanız hepsi. Ve kamuoyu önünde de sordum kendisine ben. Herhangi bir şekilde bir ihtiyacınız oldu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılamadı mı? Hayır. Ne talep ettiysek karşılandı dedi. Ulaşmak istediğinizde bana ulaşamadınız mı? Hayır, her zaman size ulaştık dedi. Şimdi Türkmen Cephesi Başkanı bunu söylüyorak Türkmen Cephesi Başkanı alandan gelen insan Türkiye'de birileri bu konuyu tahrik ediyor. Hiçbir iktidar, bunu çok açık ve net söylüyorum. Hiçbir iktidar döneminde Türkmen davasına bizim iktidarımız döneminde sahip çıkıldığı gibi sahip çıkılmamıştır. Hiçbir iktidar döneminde. Bu partilerin iktidar olduğu dönemleri de biliyoruz. Bu insanlar, bunların hiçbirisi son 10 yıl içinde Kerkük'e gitme imkanına sahip oldukları halde. Yani daha önce Saddam dönemiydi, gidemedik falan. Son 10 yıl içinde gitme imkanına sahip oldukları halde bugün bizi eleştiren bazı milletvekilleri Kerkük'e gitmemişlerdir. Bizim Türkmenlere nasıl sahip çıktığımızı bazı Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri çok iyi bilirler ve birçok zeminde de bunu açıkça ifade etmişlerdir. Suriyeli Türkmenlere de, Iraklı Türkmenlere de, hatta onların daha farkında olmadığı, bizim hükümetimize kadar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kayıtlarında hiç olmayan Lübnan'daki, Akkar'daki, Kıvaşlıya'daki Türkmenlere de hem biz yerlerini tespit ettik, Bekaa'daki Türkmenlere, hem de ilk defa oraya okul yaptık, hastane yaptık. Benim Dışişleri Bakanlığım döneminde ilk Lübnan ziyaretim özellikle o bölgeleri koydum. Şimdi oradan yüzlerce öğrenciyi bu yaz Türkiye'ye getiriyoruz. Türkçelerini tekrar iyileştirmek için, çünkü Türkçeyi unutmuşlar. Şimdi bunlar oturdukları yerden
Türkmen davasına sahip çıktıklarını iddia ediyorlar. Evet. Hiçbir adım atmadan, hiçbir fiili şey içine girmeden, yaklaşım içine girmeden bunu şunun için zikrediyorum. Kamuoyumuz şunu bilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü bir anlayışa sahiptir. Bize sığınan ya da bizden yardım isteyen kim olursa olsun, hangi mazlum, hangi ihtiyaç sahibi olursa olsun onun dinine, mezhebine, etnisitesine bakmayız. Hepsi bizim için muhteremdir. Hepsi bizim için yardım bakımından eşit ölçüde yardıma layıktır. Dün bir ay boyu geçtiğimiz Türkmenlere yardım ettik. Etmeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi Türkmen davasının dışında kalmamıza zemin teşkil etmez. Aynı şekilde Yezidiler baskı altında kaldığında Yezidilere yardım ederiz. Kürtler baskı altında kaldığında 90'lı yıllarda olduğu gibi Kürtlere yardım ederiz. Araplar baskı altında kaldığında Suriye'de ki bazı Arap bölgende oluyor onlara yardım ederiz. Hristiyanlar baskı altında kaldığında Hristiyanlara yardım ederiz. Bizim devletimiz bu topraklarda bütün bu unsurların devleti olmuştur. Vaktinde şimdi de sınırlarımızın ötesinde de kalsalar merhamet elimiz, şefkat elimiz ulaştığında hepsine yardım ederiz. Abi, kimse burada mezhep unsurlarına çıkarmasın. Ama yani içeride, dışarıda, batıda Türkiye mezhepçilik yapıyor, sünnicilik yapıyor. Çok yazı çıkıyor. Bunlar tam bir iftiradır ve devletimize karşı bir şekilde bir algı operasyonudur. Bakınız işte çok açık ortaya çıkıyor. Yezidiler zorda kaldıklarında hangi sınıra gidiyorlar? Hangi ülkeye kendilerini bir şekilde atmak istiyorlar? Ve o kapılar kapanıyor mu onlara? O kadar acı ki ben buradan bütün siyasilere seslenmek istiyorum. Ait olduğunuz ideolojiye göre davranmayın. Soruları ait olduğunuz ideolojiye de şu veya bu etnik ve mezhebi yaklaşımlara yakınlığınızla davranmayın. Onu o soruyu öyle sormayın. Yani dün ki yanlış görmüyorum. Keşke MHP milletvekilleri de arayıp sorsalar ki anlatırız onlara da ki arayanlara soranlara anlatıyoruz. Dün HDP milletvekilleri Şırnak milletvekili Selma Hanım'la Pervin Buldan aradı Yezidilerin durumuyla ilgili. Anlattım şunları yapıyoruz. Teşekkür ettiler. Ve şunları da yapmaya kararlıyız. Şimdi gönül ister ki HDP Türkmenleri de sorsun. Anlatabiliyor muyum? Evet. Öbür tarafta MHP'liler sonrasında da kamuoyuna Türkmenlere yardım edilmiyor. Niye Yezidilere yardım ediyorlar da Türkmenlere etmiyorlar gibi bir algı oluşuyor. Gönül ister ki Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri de Yezidileri sorsun. Kürtleri sorsun. Biz Türküz, Türkmeniz ama onlara da yardım edin desin. Öbürküler de biz kendimizi Kürtlere, Yezidilere daha yakın hissediyoruz ama Türkmenleri de aman ihmal etmeyin desin. O zaman biz büyüklüğümüzü gösteririz. O zaman yaptığımız işin insani bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Onlar hep kendi yakın hissettikleri grupla kendilerini ölçmeye çalışıyorlar. Şuraya yardım ettiniz mi diye soruyor. Kendi siyasal kimliğine ya da etnik kimliğine dayalı olarak. Biz Irak değiliz. Biz Suriye'de değiliz. Biz etnik ve mezhebi aidiyete dayalı bir devlet değiliz. Dolayısıyla biz Ankara'da oturan siyasiler işte bugün olduğu gibi, dün olduğu gibi kriz yönetimi toplantıları yaptığımızda ya şu etnik gruba yardım edelim, bize yakındır. Şu etnik grubu ise ihmal edelim demeyiz. Çünkü ait olduğumuz devlet geleneği bundan beslenir. Tek Türkiye kaldı bugün herhalde. Bugün Macaristan Büyükelçisi şey için geldi, veda için. Bazı kitap çalışmaları, kendisi de iyi bir aydındır. Ayrılıyor Türkiye'den. Macar milliyetçileri Türkiye'ye sığındıklarında, Osmanlı'ya sığındıklarında nasıl karşılandıkları ve nasıl Türk toplumuna intibak ettikleriyle ilgili akademik çalışmaları getirdi. Şimdi böyle bir gelenekten geliyoruz. Bakmayız Hristiyan mı, Müslüman mı, Yezidi mi, Asuri mi, Keldani mi, Sünni mi, Şii mi? Bizim geleneğimizde bu yok. Kim bunu söylüyorsa yanlış yapıyor. Ben bir hafta önce, iki hafta önce Türkmen meselesiyle ilgili nasıl Türkmen cephesi yetkilileriyle hemen teması geçip elimizden geleni yaptıysak, başkonsolosumuzdan diğer imkanlarla Yezidi toplumunun kimler varsa elimizden gelen katkını yap. Baş danışmanken ilk defa Yezidilerle, Irak Yezidileriyle, Irak Keldanileriyle, Irak'taki Şebbek grubuyla ilk toplantıları Ankara'da ben yaptım. Baş danışmanım daha 2005-2006'da. Hepsini davet ettik. Şebbekler malum Şahbeklerden gelen, Kürtleştiği iddia edilen Türkmen gruplar veya karma gruplar. Bunlar orada
o ortamda ortaya çıkmış. Onlar da büyük baskı aldı. Onlar da kaçıyorlar şebeklerde. Şimdi bu haritayı biz avucumuzun içi gibi biliyoruz. Etnik ve mezhebi haritayı Irak'ta. Kim gelirse gelsin, yarın dediğim gibi Türk kamuoyu daha az tanıdığı için şebekleri bahis açılmadı. Bir de onlar Kürt bölgesine, Erbil'e doğru kaçtılar. Onlar gelseler aynı şekilde yarı Sünni, yarı Şii bir topluluktur. Yarı Türkmen, yarı Kürt karma bir topluluktur. Onları da aynı şekilde bağrımıza basarız. O bakımdan Türkiye'nin hiçbir şekilde, hiçbir insani konuda mezhep ayrımı yaptığını kimse iddia edemez. Bu ama bunu tek kaldı ama herhalde Türkiye. Yani Orta Doğu coğrafyasında mezhepçilik yapmayan, bütün etnik evet. aidiyet gruplarını, mezhepleri ama, kucaklayan. Ama zor olmayacak mı bundan sonrası için? Zor. Açık söyleyeyim, bu coğrafyada ve bu devlet içinde yaşamak, yani bu devletin geleneği sürdürmek zor. Çok şeydir, latife gibi aktarayım ama İkbal, Muhammed İkbal bir şeyinde bahseder, bir şiirsel bir anlatımla bahseder. Tam o Bir Dünya Savaşı yıllarında oraya, Lahore'a bir grup Hint, o zaman Hint Müslümanlarının yanına bir grup Türk gelir. Yani Türk yetkili namaz esnasında namazı kılarlar ve çıkarlar cuma namazı. Sonrası diğerleri otururlar, Hintli Müslümanlar. Arkadan da biraz çekiştirirler, ya Türkler ne çabuk namaz kıldı da çıktılar diye. İkbal de şiirsel bir ifadeyle onu anlatır. Bir Hintli garip Müslüman, Türk çıkacak ve dünyaya dağılacak. Türk'ün işi çok, Türk'ün işi zor diye bir anlatımı vardır. Şimdi acelesi var. Acelesi var. Gerçekten işimiz çok. Düşünün, dün ben Uygurlarla ilgili bir koordinasyon toplantısı yaptım. Efendim Libyalı heyeti karşıladım. Libya özel temsilcisini görüştüm. Sonra Afad'ı toplayıp Gazze'ye yardımı ele aldık bir başka toplantıda. O biter bitmez ikinci bölümüne geçtik. Irak'a yardımlar nasıl gidiyor onu konuştuk. Bugün sabah burada güvenlik toplantısında Irak'tan ta Lübnan'a kadar genişleyen alanda Türkiye'ye dönük güvenlik riskleri nelerdir? Bunu ele aldık. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve diğer şeylerle Ukrayna'dan, mesela Kırım Müftüsü de Türkiye'deydi dün. Şimdi öyle bir bunu görmesini rica ediyorum. Türkiye'den öylesine beklentiler var ki ve bu beklentiler AK Parti'nin başarılı siyasi performansı dolayısıyla belki artan beklentiler, ama bu beklentilerin kaynağı bu milletin tarihi, bu devletin köklü geleneği. Kimsenin dün, bugün Özbekistan Dışişleri Bakanı değerli dostum Türkiye'den geçiyordu. Telefonla konuştuk. 2-3 hafta önce biliyorsunuz Özbekistan'daydık. Evet. Hani hoş geldiniz dedim, bir ağırlama. Dedi ki o kadar çok işiniz şeyiniz var ki, ben onu İstanbul'da ağırlamayı düşünüyordum. Yani sadece transit geçiyor. O kadar çok işiniz var ki yetişmek mümkün değil dedi. Çünkü bütün o coğrafyalardan Afrika işlerine kadar ve toplumun, bizim halkımızın bilinci, açık söyleyeyim ve bunu iftiharla söylüyorum. Bu milletin ferdi olmakla gurur duyarak söylüyorum. Öylesine yüksek bilinçli bir halk ki muhalefet milletvekillerinin çok daha ötesinde bir bilince sahip. Bakınız Seydişehir'de, sizde de bayramda Konya'daydık. Evet. Seydişehir'de yaşadığım bir olay benim hayatımda bir Şia, önüme neredeyse bir ışık gibi duracak olan bir ifadedir. Bir Anadolu hanımının irfanını ve bilincini yansıtan bir ifade. Seydişehir'de çok maalesef üzücü bir olay yaşadık biliyorsunuz. Bir aileden 4 kişi, baba, 2 oğul, bir amca, 4 kişi suya kapıldı, Arife günü vefat ettiler. Çıkartıldı cenazeleri, bayram gününü yaşayamadılar tabii. Biz de taziyeye gittim. Anne perişan, bütün yakınlarını kaybetmiş, tek başına kalmış. Babanın kardeşleri, iki hanım kız, onlar da ağlıyorlar. Bir tanesi şunu söyledi. Sayın Bakanım dedi, benim iki kardeşim ve iki yeğenimi kaybettim. Şu anda hiç kardeşim kalmadı, hiç yeğenim de kalmadı. Ağlıyor. Ama biz bir aileden 4 kişi kaybettik, bu hale geldik. Ya Gazze'de bir aileden 28 kişiyi kaybeden bir anne, baba, büyük baba ne hissediyor? Ne olur Gazze'ye yardım edin dedi. Şimdi ben Anadolu'daki bu derin bilinci gördüğümde, bakın o acı içerisinde, o anne, o teyze şeyi sormuyor. Bu Gazze'dekiler Türkmen mi, Müslüman mı, Hristiyan mı, o mu demiyor. Gördüğü resme bakıyor ve diyor ki yardım edelim.
Şimdi biz o yardım şeyi içinde büyük bir tempoda çalışırken birileri de Gazze'ye yardım ediyorsunuz da niye Türkmenlere yardım etmiyorsunuz gibi böyle anlamsız şey ve Türkmen kardeşlerimize de üzen bir ifade kullanabiliyor. Gitsin o Gazzelilerin elini tutsun, her biri diyecek ki benim dedem Osmanlı askeriydi. Ya da şurada Çanakkale'de şehit oldu diyecek. Nasıl biz bu coğrafyaya yabancılaşabiliriz? Nasıl bu coğrafyadan kopabiliriz? Nasıl bu coğrafyaya bigane kalabiliriz? Uykularımız haram olur. Hayatımızın anlamı kalmaz. Biz bu şeyi, bu tempoyu, yani ağır bir yük, tarihi bir yük omuzlarımızda. Ve bu tarihi yükü milletimiz çok iyi fark ediyor. Evet. Ama maalesef bunu fark etmeyen siyasi tavır alışlar var. Sırf bu kritik dönemde, Cumhurbaşkanı seçimi öncesi, bizi, Sayın Başbakanımızı, hükümetimizi yıpratabilmek için her türlü iftirayı, yurt dışında bir Türkiye'ye dönük bir algı operasyonu oluşturmak için belli çevrelerin ürettiği, bazen de Türkiye'deki çevrelerin üretip kamuoyuna saldığı her türlü iftirayı kullanabiliyorlar. Bu gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'yi temsil eden bir milletvekili ve bir siyasi partiye yakışmayan tutumlar. Ne soru varsa cevaplandıralım ama bu ülkenin itibarını koruyalım ve objektif verilere dayalı olmayan hiçbir şeyi iddia etmeyelim. Evet, aslında biraz da girdiniz. CHP'nin bir gen sorusu var yeniden şahsınızla ilgili olarak. Baktı mı gen sorunun metnine? Musul'daki baskından sonra çelişkili açıklamalar yapmakla suçlanıyorsunuz. Meclisi bilgilendirmemekle. Şöyle bir cümle var. Terör örgütlerinin neredeyse tüm illerimizde faaliyet gösterir konuma gelmesine olanak sağlamakla suçlanıyorsunuz ve ülkemizi savaş ortamına sürüklemekle. Bu gen soru metninde bunlar geçiyor. Şimdi CHP'de ve Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı CHP'lilerde öyle bir intiba var ki hem Türkiye'yi etkisiz kabul ediyorlar. Beni de etkisiz, başbakanımız da etkisiz kabul ediyorlar. Hem de neredeyse Latin Amerika'da bir yaprak olsa, bir sarsıntı olsa bunun da sorumlusu sizsiniz diyorlar. Bu o kadar çelişki bir şey ki ya etkisizizdir ve bunlarda etkimiz olmadığı için eleştirilemeyiz. Ya da etkiliyizdir, önce onu kabul edin. Sonra da eleştirilerinize biz tek tek cevap verelim. Hem dünyada ve bölgede yalnızsınız, etkisizsiniz deniyor. Hem de bütün bölgedeki aksaklıkların sorumlusu olarak hükümetimiz gösteriliyor. Türkiye'yi çok açık söylüyorum. Ben bir akademisyen olarak da Türk siyasi tarihini takip ettim. Çok kritik eşiklerde nasıl sert tartışmalar yaşandığını biliyorum. Ama bir ülkenin ana muhalefetinin, ülkenin geçtiği bir kritik süreçti. Ülke itibarını zedeleyecek şekilde bu kadar ilkesiz, bu kadar saldırgan, bu kadar vicdandan yoksun bir tavır takındığına şahit olmadım. Ben defaatlerce meclisimizi bilgilendirdim. Her konuda bilgilendirdim. Ama öyle alanlar vardır ki o alan başladığında sizin siyasi konumunuz, ideolojiniz, ait olduğunuz parti biter. İnsan olma ve bir ülkenin vatandaşı olma alanı başlar. Orada hepimiz ortak paydadayız. Neden bunu zikrediyorum? Bizim için Musul Başkonsolosluğu'na dönük baskın ve vatandaşlarımızın alıkonulmasını konusundaki tek önceliğimiz o vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bunu tehlikeye mi atıyor CHP? Tabii. Allah aşkına baksınlar. Daha önce benzer olaylar yaşamış. İki yıl Amerikan diplomatları İran'da alıkonuldu. Amerika'da acaba cumhuriyetçiler ya da demokratlar şu veya bu partiye ait olmak dolayısıyla bunu bir siyasi polemik konusu yaptılar mı yoksa tek bir vücut halinde birleştiler mi? Acaba tutup dönemin Dışişleri Bakanı'na gel kongreye bunu anlat, hesap ver, bütün şeyi anlat diyerek oradaki yaşanan olayla ilgili konuşulmaması gereken konuları herkese açık tartışmayı talep ettiler mi? Eğer biz bilgi vermekten kaçınmış olsaydık, genel başkanlara bilgi vermezdik. Sayın Başbakanımızla değerlendirdik. Biz eğer bazı konuları, hassas konuları, onların nasıl olayın seyrettiği, nerede tutulduğu, bütün bunları kim bizden bekleyebilir ki kamuoyuna açık bir şekilde tartışalım? Bir şoförümüz, Allah ondan razı olsun, kurtarıldıktan sonra söylediği bir söz çok dikkat çekiciydi. Dedi ki yayın yasağı bizim hayatımızı kurtardı. Çünkü yayın yasağı dolayısıyla çıkan her yayında
bizim üzerimizde baskı azalıyor ya da artıyordu. Şimdi bu baskı artıyordu yani yayın yasağı olmadığı dönemde. Şimdi biz şoför, pratiği yaşamış bir şoför bunu düşünebiliyor. Bu 46'sı vatandaşımız, üçü de yerel personel, bu kardeşlerimizin, bu canlarımızın ne olacağı konusunu düşünmeden bizi yıpratmak adına bu kampanya yürütülüyor. Amerika'dan ben döner dönmez, yani olayı olduktan sonra biliyorsunuz hemen uçağa bindik, geri döndük. Döner dönmez ilk yaptığımız istişarede başbakanımızla, önemli olan bilgi vermek. Hani bağcı dövmek mi, üzüm yemek mi meselesi gibi. Önemli olan bilgi almaksa, biz en mahrem bilgileri Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Ertuğrul Kükçü'ye, Sabah Tuncel'e verdik. Devlet Bahçeli müsait, yani Ankara'da değildi, bir temsilcisini gönderdi. Bütün detayı, bildiğimiz her şeyi paylaştık. Şimdi kendi istedikleri ekip arkadaşlarını da yanlarına aldılar. Sorabilecekleri her türlü soruyu sordular. Şimdi bu bilgilendirmeden sonra bir de mecliste bunu yapalım demenin şeyi şudur. Kamuoyunda bunu tartışarak sizi yıpratalım. Bizi yıpratabilirler, siyasetten bunu tercih edebilirler. Bizi yıpratmak için ellerinden geleni de yapsınlar. Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Onların can güvenliği. Meydandan kaçan namerttir. Yani gen sorudan ve herhangi bir şeyden kaçan namerttir. Biz bu siyaset meydanına bu millet adına ve aşkına çıktık. Kimseden çekineceğimiz, korkacağımız bir şey yok. Tek söylediğimiz, biraz insani vicdanınız varsa o canlarımızı düşünün. Bizim için bayram zehir oldu. Olmadı. Biz bayram yaşamadık. Allah şahittir ve Konya herkes de bilir ki yaşamadık biz böyle bir bayram coşkusu, şevki. Gönlümüzün bir yarısı Musul'daki kardeşlerimize, şeyler, bir yarısı Gazze'de geçti. Ve bu senelerdir bu bayramlar böyle. Ama siz biraz idrak, biraz vicdan, onları düşünün, bizi düşünmeyin. Ama mesele ne biliyor musunuz? Bağcı dövmek. Yani ben çıkacağım, gen soruyla ilgili onlar ağızlarına geleni söyleyecekler. Bize öyle şeyler söyletmek isteyecekler ki o söylenen sözler bizim kardeşlerimizin canlarını yakacak, güvenliklerini riske edecek. Onları söylemezsek de yine itham edecekler. Kusura bakmasınlar. Biz böyle bir niyet varsa ne o kardeşlerimizi güvenliği riske ederiz, ne de bağımızda böyle alel usul bu şekilde bir üslupla bize dönük yapılacak muameleyi karşılıksız bırakırız. Bu dönemde gen soru vermek, şu kadar bir bakın, hangi partiye mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımıza şu soruyu vicdanen kendilerine sormanı istiyorum. Şu anda etrafımızdaki 7-8 ülkede kamu otoritesi yok. Yani başkentte oturan otorite ülkeyi kontrol edemiyor. Ya da parçalanmış otoriteler var. Ya da belirsizlikler var. Bütün bu coğrafyada, bütün bu çevre coğrafyalarda siyasi süreçleri hiç aksamadan işleyen, mahalli seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim, hukuk düzeni korunan, kamu düzeninde hiçbir sarsıntı yaşamayan ve ekonomik aktiviteleri hiç durmayan, artan tek ülke var, Türkiye. Hani diyor ya, savaşa sokuyor Türkiye. Evet. Şimdi eğer bir ülke bu şartlarda eğer kendi iç bütünlüğünü koruyorsa, çözüm süreci gibi son derece zor, netameli bir süreci işletebiliyorsa, toplumsal aidiyetini pekiştirmişse, Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki problemleri ülkeye sokmamak için elinden geleni yapıp ama aynı zamanda oradaki insani yardımları gerektiren ülkeyi de bağrına basabilecek etkinliği gösteriyorsa, bu ancak takdir edilir. Ta 100 yıllık tarihimizde, yani Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar gelir söylüyorum, Balkan muhacereti ve mübadele dışında Anadolu toprakları bu kadar çok dışarıdan içeriye bir talep baskısıyla karşı karşıya kalmadı. Yani gelip ben Türkiye'ye burada sığınmak istiyorum. Sığınmak. Bunun içinde Uygur Türkleri de var. Bayır Bucak Türkmenleri de var. Halep Türkmenleri de var. İdlib Arabı da var. Efendim Haseke Kürdü de var. Yezidisi de var. Hristiyanı da var. Süryanisi de var. Nusayrisi de var. Şimdi niye geliyorlar? Peki Türkiye savaşın içindeyse bu insanlar niye savaştan kaçıp Türkiye'ye geliyorlar? Yani eğer dedikleri gibi Türkiye savaşta sokmuşsak bu insanlar, savaştan kaçan bu insanlar niye Türkiye'ye gelsin? Başka yere giderler. Türkiye savaşta değil ama bilinsin ki bütün çevremiz savaşta. Ve biz son derece dirayetli bir yönetimle bu savaşın sınırlarımızın içine girmemesi için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz.
hakları ve özgürlükleri koruyarak, demokratikleşmeyi de artırarak bu çabayı sürdürüyoruz. Evet. Büyük bir haksızlık yapıyorlar. Yani bu genç sorudaki ana amaç, zaman bir muhteva zaten tutarsız ve şeydir. Hiçbir karşılığı olmayan bir muhtevadır. Eğer Musul Başkonsolosu ise bir utanç vesikasıdır. Çünkü Musul'da o kardeşlerimiz o tehdit altındayken, bizler onlar için gece gündüz çalışırken, kamuya açık bir şekilde bu tartışmayı sürdürmek, o kardeşlerimizin canı üzerinden siyaset yapmaktır. Bunu bıraksınlar. Hesapları bizimle ise bu hesapları her zaman görebilirler. Bu telaş niye? Bırakın bu kardeşlerimiz diğer kaçırılan vatandaşlarımız gibi ülkene dönsünler. Sonra yine sorun. Niye şimdi pilotları sormuyorlar? Geçen sene bu vakitte nerede pilotlarımız diye bağırıyorlardı. Biz çalışırken onlar pilotlarımızı istismar ediyorlardı. Pilotlarımız kurtuldu. Dosyada kapandı. Bir tanesi çıkıp da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne teşekkür ederiz dedi mi? Pilotlarımızın kahraman eşleri, aileleri dışında. Bir tanesi hükümetimize etkinliğine şeyiz dedi mi? Basın mensuplarına şimdi soruyorum. Bünyamin kardeşimiz Suriye'de kaçırıldığında her biriniz her gün bizden hesap soruyordunuz. Kurtarılıp getirildiği zaman kim teşekkür etti bize? Hangi basın mensubu ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla gurur duyuyorum çünkü kendi gazetecisine sahip çıktı dedi. Bünyamin kardeşimiz dışında. Ben ona teşekkür ediyorum. Son derece güzel açıklamalar. Bugün ana muhalefet partisi liderinin yaklaşımından çok daha olgun, çok daha doğru, çok daha dakik yorumları Bünyamin yaptı, pilotlarımızın eşleri yaptı, pilotlarımız yaptı. Kurtarılan vatandaşlarımızın her birinden aldığımız teşekkür bize yeter. Yani ama burada genç soruda bir muhteva olarak zaten dediğim gibi diğerleri tutarsız, karşılığı yok. Savaşa sokuyormuşuz Türkiye'yi. Karşılığı olmayan bir şey. Savaştan kaçanları barındırıyoruz. Türkiye'de teröre zemin teşkil edilmiş. Karşılığı yok çünkü Türkiye'de terörü yok eden hükümet bu. Yani 30 yıllık bir etnik çatışma üzerine dayalı bir terörü yok eden hükümet bu. Durduran hükümet bu. Bir barış ortamı başlatan hükümet bizim hükümetimiz tam da bu yıl içinde, bu yıllar içinde. Peki zamanlaması nedir? Şimdi zamanlamasını soralım. Hep Musul Başkonsolosluğu'yla ilgili zamanlamayı gündeme getirdiler. Ve dediler ki bilerek danışıklı dövüş yapıyorlar. Bayramdan önce bırakılacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bırakılacaklar. Bu kadar mantıktan uzak, ahlaktan uzak bir itham görmedik. Neden? Sanki başbakanımız, cumhurbaşkanı seçiminde popüler hale gelmek için. Buna ihtiyacı var mı başbakanımız? AK Parti'nin buna ihtiyacı var mı? Hani %50 %50 yürüyen bir yarış değil ki bu. Ayrıca öyle olsa bile böyle bir riski hangi lider alabilir? Bizim vicdanımız, ahlakımız buna zaten izin vermez ama onların vicdanı ve ahlakı izin verdiği için olsa mümkün mü? Şimdi peki sizin zamanlamanızı soralım. Neden bu genç soruyu şimdi veriyorsunuz? Tam da meclis kapanmaya yakınken. Neden? Seçimlerden dolayı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili başbakanımızı yıpratmak için oradaki kardeşlerimizin canlarını tehlikeye atıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sonrasında beni ve partimizi ve hükümetimizi yıpratmak için oradaki kardeşimizin canıyla oynuyorsunuz. Vatandaşlarımızın canları üzerinden siyaset yapmayın. Yapabileceğiniz pozitif bir katkı varsa onu verin, yoksa susun. Hesap soracaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne her zaman hesap veririz. Bu benim herhalde genç soru rekoru kıran Dışişleri Bakanıyım. Sık sık bunlar böyle genel görüşme, kendi bilgilendirme anlamında da en fazla bilgilendirme yapan Dışişleri Bakanlarından biriyim. Mutlaka biz bu hesabı veririz, bundan kaçmayız. Ancak birinci önceliğimiz oradaki kardeşlerimizin can sağ güvenliğidir. Sağ salim dönmesidir. Peki. Bir izninizle ara verelim, kısa bir reklam arası. Dönüşte başka önemli konular var. Gazze konusu var. Seçimleri de sizinle konuşmak istiyorum. Yani, yalnız şunu da bugün tekrar zikrettim ama kamuoyumuzun bilgisi için. Yani bize bunu itham edenlere. Yani böyle bir danışıklı dövüş şeyi güya bu böyle bir. Biz şimdi dönüp desek siz de Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla bütün bu başkonsolosluğuna yapılan baskın ve tutulma olayının arkasındaki bazı unsurlarla işbirlikçilerisiniz desek bu doğru olur mu? Ve bunu hak etmiyorlar mı bütün bunları dedikten sonra? Hükümeti yani, zor durumda bırakmak için böyle tabii, hareket ediyorsunuz. Ve onlarla danışıklı dövüş. Ama onu demiş olsak bize yaptıkları ithamdan daha fazla reel bir zemine oturur. Evet. Peki bir ara verelim müsaadenizle devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklam arası, dönüşte birlikteyiz.
Tekrar birlikteyiz. İskele Sancak özel yayınında Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu konuğumuz oluyor. Şimdi efendim Irak'ta olup bitenleri etraflıca konuştuk aslında ama bugün Mahmur'dan da yine bir tehdit olduğu yönünde ve o kampın da boşaltıldığına dair haberler geldi. Bu doğru mu öncelikle? Bir de tabii Mahmur dediğimiz yerde aslında işte 1990'larda Türkiye'deki çatışmalar nedeniyle o bölgeden ya da terörle mücadele sürecinde o bölgeden kaçan insanlar %90'da aslında Türkiye kökenli insanlar. Doğru mu bu Mahmur kampında da böyle bir şey var mı? Bugün Mahmur'da da tahliye olduğuna dair bilgiler bize de ulaştı. Bunlar büyük ölçüde doğruluk ifade eden haberler. O bölgeye doğru çatışmalar yayılınca Mahmur'dan da Erbil'e doğru, Kürt bölgesine doğru, daha derinliğine doğru gidişlere başladı. Doğru. Türkiye'ye dönük bir böyle bir şey yok ama her zaman söylediğimiz bir husus. Biz insani durum söz konusu olduğunda gerekçesine, etnisitesine bakmaksızın veya mezhebi veya siyasi görüş ağırlıklarına bakmaksızın insani tutumumuzu gösteririz. Bu anlamda kimseyi de bir tehlikeden kaçıp kapımıza gelene daha önce ne yaptın diye sormayız. Ama hukuki bir şey varsa diyelim, bunlar aynı zamanda bazıları vatandaşımız da oldukları için hukuki bir ayrı bir suç unsuru olan eskiye dayalı bir şey varsa o ayrı bir hukuki süreçtir. Ama insani yardım bağlamında hiçbir ayrım gözetmeyiz. Hiçbir ayrım gözetmeyiz. Yani bu zaten geldiğinde insanlar siz ayrımda yapamazsınız. Kim Mahmur'dan geldi, kim Sincar'dan geldi, kim Zumbar'dan geldi, kim Duhok'tan geldi, kim Telafer'den geldi, bu ayrım yapmak da mümkün değil. Bu işler nerede duracak peki? Bir öngörünüz var mı? Yani çizdiğiniz tablo devlet otoritesinin kalmadığı, ciddi bir kaos ortamının yaygınlaştığı bir Orta Doğu coğrafyası. Bu nerede duracak? Yani bir şimdi, öngörünüz var mı? Şimdi benim daha önce de bazı çalışmalarımda vurguladığım bir husus vardı. Yani akademik dönemde. Osmanlı'dan sonra ortaya çıkan jeopolitik harita, siyasi harita doğal seyir içinde çıkmadı. İngiliz ve Fransız ordularının ilerlediği yere kadar ki durumlarıyla ortaya çıktı. Ve arkasından da tabii bu Kuzey Afrika için İtalya ve diğerleri. Bir kötü örülmüş bir duvar gibi. Yani hiçbir sağlam temeli yok. Duvar kötü örülmüş. Hep bunu o yazılarımda, süreçlerinde de var. Bu duvardan bir taşı diğer taşları düşünmeden çekerseniz duvar tümüyle üzerinize çöker. Maalesef bugün bizim hep düşüncemiz şuydu. Perspektifimiz oydu. Onun için komşularla sıfır sorun, entegrasyon diyorduk. Bu duvarı pozitif unsurlarla yavaş yavaş doğallaştırmak istiyorduk. Yani bizim AK Parti olarak hükümetimizin ve şahsen benim de Dışişleri Bakanı olarak savunduğum felsefe buydu. Yani öldü öylesine mü bu proje? Yok, ölmüş değil. Onu anlatacağım. Doğal bir şekilde yani vizeleri kaldırarak akrabalar birbirleriyle doğal olarak gidip gelsin. Şimdiki gibi Yezidiler akrabam nerede deyip Türkiye'ye doğru yönelmesin de bize kalktığı için gelip gitsin. Aynı şey Kürtler için, aynı şey Araplar için, Türkmenler için geçerli olsun. YDSK'larla hükümetler arası güven ortamı pekiştirilsin. Biz bütün bunları yaparken, yani bu süreci bu şekilde yönetirken ve ciddi bir mesafe almışken, Türkiye, Ürdün, Lübnan, Suriye arasında dörtlü Doğu Akdeniz ortak pazarı gibi çalışma içindeyken, Irak ve Suriye ile Mezopotamya Birliği projesi üzerinde çalışırken, maalesef öylesine bir toplumsal çalkantıyla birlikte yükselen bir hareketlilik oldu ki, bu sefer kitleler doğal bir seyirle, yani burada kitlelerin taleplerini ben yönlendirilmiş bir talep olarak görmüyorum. Yani Suriye'de halk sokağa döküldüğünde veya Mısır'da veya Libya'da veya Irak'ta başka ülkelerdeki insanların haklarını talep ettiler. Yani diğer ülkelerde nasıl basın özgürlüğü varsa bizde de olsun dedi Suriyeliler. Evet. Nasıl seçme seçilme özgürlüğü hiçbir kayıt olmadan kullanılabiliyorsa bazı partisi dışında partilere de izin verilsin dediler. Efendim vesaire vesaire. Kürtler bize de kimlik verilsin dedi Suriye'deki Kürtler. Herkes bir şey arayışına göre özgürlük ortamı biraz genişleyince. Fakat yukarıdaki liderler ve elit bunu anlamak istemedi. Ve tarihin akışı içinde
o halklarla bütünleşerek, kendi halkıyla bütünleşerek bir yola yürümeye çabalamadı. Aksine kendi hegemonyasını koruyarak onları tehdit olarak gördü. Bugün bütün bu şeylerin arkasında olan unsur maalesef bu. Emin olun Esed bizim tavsiyelerimizle de göz önüne alarak, bizim tavsiyemizi göz önüne almasına gerek yok. Makul ve akil bir lider olarak 2011 yazında seçime gitseydi, bazı temel çok da fazla olmayan beklentileri karşılayacak özgürlük alanlarını yavaş yavaş genişletseydi, bugün Suriye örnek bir demokratikleşme yolunda ilerliyor olabilirdi. Maliki kendisine verilen olağanüstü şansı değerlendirdim. İki dönem başbakanlık yapmak Irak gibi bir durumda. Aslında 2009'da iş başına, 2006'da iş başına geldi. 2010'da yenilendi. Şimdi tekrar 8 sene bu ülkeyi idare eden bir başbakan. Şimdi hala devam etmek istiyor. Peki ne ürettin? Bu 8 sene içinde Maliki bir mezhepçi tutum ile Sünni siyasetçileri dışlamamış olsaydı, Sünni siyasetçilerin evlerinin etrafına tanklar dizmemiş olsaydı, Kürtleri bütçelerini kesmemiş olsaydı, herkese hak ettiği şeyi verseydi, bugün Irak bir sahip olduğu doğal kaynaklarla yükselen bir güçtü. Biz hep onlara bunu tavsiye ettik. Evet. Hiçbir şekilde de onları huzursuzluğa sevk edecek bir şeye ulaşmadık. Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçimlerine hep biz çözüm bulmak için gayret sarf ettik. Onun için Başbakanımız Cumhurbaşkanı seçimine 2008'de onur konu olarak çağrıldı Cumhurbaşkanı yemin törenine. Şimdi bunu şunun için zikrediyorum. Hani nerede duracak diyorsunuz ya. Şimdi bunu yapmayınca bu sefer geniş bir boşluk alanı doğdu. Hiçbir şey rızaya dayalı meşruiyetten daha güçlü değildir bir devlet için. Silaha dayalı meşruiyet, silaha dayalı zorla empoze edilen bir aidiyet kalıcı olamaz. Türkiye'de 12 Eylül döneminde yapılan gibi. O sebeple biz 30 yılı aşkın terörle mücadele etmek zorunda kaldık. Halbuki aidiyetin güçlendirilmesi lazım. Ben bunu Sayın Başbakanımızla rekabet ediyor Selahattin Demirtaş. Yani o anlamda kar rakibimiz. Ama onun Cumhurbaşkanı adayı olmasını ben önemli bir demokratik, demokrasimizde bir aşama olarak görürüm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oldu. Ama mesela şu anda Irak Cumhurbaşkanlığına bir Sünni aday olamıyor. Çünkü Kürt olması lazım diyor. Başbakanlığa bir Kürt aday olamıyor. Çünkü başbakanın Şii olması lazım deniyor. Diye bir kanaat yerleşti. Evet. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak vatandaşlık paydası, demokrasimiz de güçlendi. Peki bu hangi şartlarda oldu? AK Parti'nin yaptığı demokratikleşme süreçleriyle. Ve bugün bakın etrafta etnik ve mezhebi çatışma var. Ama Türkiye içinde bir Cumhurbaşkanlığı kampanyası yürüyor. Ve bu kampanyada vatandaşlık bilinci içinde yürüyor bu kampanya. Öyle veya böyle ihtilaf ederiz, tartışırız, konuşuruz. Nihayet Cumhurbaşkanı seçildiğinde herkesin Cumhurbaşkanıdır. Sayın Başbakanımız seçildiği zaman inşallah halk bunu takdir ettiğinde. Ama bu burada yeni bir rıza ilişkisi kurması lazım bu devletlerin kendi halklarıyla. Yeni bir rıza, yeni bir sosyal sözleşme kurması lazım. Bizim çözüm süreciyle yapmaya çalıştığımızda tam buydu. Dışlayarak değil, içselleştirerek, tahkir ederek değil, saygı göstererek, Kürtçeyi böyle konuşulması yasak bir dil gibi değil, Kürtçe benim dilim diyerek. Yani evet. Bu toprakların dili olması bakımından bundan daha doğal ne olur? Türkiye modelinin Orta Doğu'da yaygınlaşmasıyla. Zaten Türkiye'nin bu başarı hikayesi olabilir. Kitlelerde bu beklentileri uyardı. Türkiye yapabiliyorsa niye biz yapmayalım diye talepler uyandı. Peki şimdi bizi eleştirenlere şunu söylüyor. Niye taraf oldunuz? Şimdi biz başta çok idarecilerle iş beraber çalışarak bu yapısal değişimi pozitif yönde kurmaya çalıştık. Ama olmayınca, büyük zulümler yaşanınca nasıl şimdi diyelim IŞİD'le efendim diğerler arasında tarafsız olunabilir ya da Maliki ile diğerler yani mezhepçi politikalarla diğerler arasında tarafsız olunabilir. Ortaya büyük bir jeopolitik boşluk alanı doğdu. O boşluk alanını radikal örgütler, uluslararası terör örgütleri durdu. Burada şunu da bir kez daha ifade etmek isterim. Bugün söyledim, herkes konuyu kendi perspektifinden alıyor. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin hiçbir şekilde herhangi bir uluslararası terör yapılanmasıyla adının yan yana yazılması söz konusu edilemez, kabul edilemez. Bu ihanetin ötesinde bir tavırdır. Biz hiçbir zaman radikalizme, teröre geçit vermedik. Bundan en büyük zararı gördük. Buna geçit vermedik. Ama eğer algı operasyonu olarak mı tabii kesinlikle.
Bununla ilgili defaatlerce açıklama yaptık. Her seferinde tekrar tekrar bu konu gündeme getiriliyor. Defaatlerce açıklama yaptık. Daha bu konu gündemde değilken bir sene önce, iki sene önce benim yaptığım açıklamalar var. Çok açık bir şekilde bakılmalı. Ama eğer terör ve radikal grupların yayılması engellenmek isteniyorsa önce yapılacak şey o unsurların kitlesel taban olarak kullandığı toplulukları kazanmak. Onlara yapılan, Sünnilere yapılan baskının evet, ortadan kalkmasını. Evet, yani Maliki bu mezhepçi politikaları sürdürseydi IŞİD değil başka bir yapıda çıkar, onu kullanmaya kalkardı. Esad bunu sürdürdüğünde yine başka bir kullanırdı. Kaynağında bu baskılar var tabii diyorsunuz. Bu baskılar ve o kitlelerin tümüyle dışlanması var. Peki. Bir ülke ordusu düşünün ki %95'i Şii. O ülkenin Şii nüfusu ise %50'yi biraz geçiyor. Irak bahsediyor. Evet. Şimdi o zaman burada bir dengesizlik yok mu? Bir ülke düşünün ki subayları ve üst kademesi de dahil, ordunun üst kademesi özellikle %95'i Nusayri. Ama toplumun %75'i Sünni. Şimdi böyle bir yapı sürdürülebilir mi? Böyle bunu gündeme getirmek mi mezhepçilik? Bu yapının kendisi mi mezhepçilik? Tersi olsaydı, biz Saddam yönetimini değil, ben bütün yazdıklarımda eleştiriyordum. Saddam'ın Şiileri ve Kürtleri dışlaması. Böyle bir problem çıkmasaydı da biz bunu gündeme de getirmez. Kendi doğal seyir içinde bu devletler kendilerini reform ederler diye düşünür. Yardımcı olurduk Suriye'ye, Beşşar Esad'a yıllarca yardım ettiğimiz gibi. Peki. Ekonomik olarak ve diğer açılardan. Şimdi olacak olan şey şu. Balkanlarda da bu yaşandı. 93-94'ü hatırlarsınız hepimizin. Siz benden daha gençsiniz ama onlar hatırlayacak kadar şeyiniz çok. Dikkat edin, o zaman Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar, Arnavutlar arasında da benzer bir çözülme yaşandı. Yugoslavya devleti dağılırken, daha alt devletler doğarken de bir anda herkes nerede ben güvenlik bulurum diye Sırpların olduğu yerden Boşnaklar, Boşnak bölgelerine kaçtı. Arnavutlar, Arnavut bölgelerine. Hırvatlar, Hırvat bölgelerine. Sırplar, Sırp bölgelerine. Şimdi o yapının tekrar bir denge bulması 10 yılı buldu. Yani biz Orta Doğu çok daha karmaşık. Çok daha karmaşık. Ve Orta Doğu'ya böyle milyarlarca euro aktaran, 10 milyarlarca, 100 milyarlarca euro aktaran bir Avrupa Birliği yok. Oraya NATO şemsiyesini getiren bir NATO yapılanması da yok. O zaman hepimizin, bölgenin sorumlu liderlerinin iki elini arasına alıp ciddi şekilde düşünerek bu halklar bizim halklarımız deme vakti. Peki. Ama Türkiye'yi bütün bu kargaşanın dışında, üstünde ama bu kargaşadan zarar gören halkların yanında tutmaya kararlıyız. Peki. Gazze'yi biraz konuşalım. Bir ateşkes sağlandı ve belki de ilk defa birkaç denemeden sonra şu an itibariyle uyulduğu gözüküyor. İsrail'in de Gazze'den çekilmeye başladığı yönde haberler de geliyor. Çekildi mi tamamen? Evet. Bu ateşkes peki kalıcı hale gelebilecek mi? Çünkü 72 saatlik bir süre vardı. Şimdi orada biz bir ayı aşkın süre sürdürdüğümüz diplomatik çabalarda zamanla fark ettik ki aslında 3 ateşkes var. Bir ateşkes değil. Yani fark ettik ki süreç içinde müzakerelerde bu ortaya çıktı. Bir sürdürülebilir bir ateşkes. Sürdürülebilir bir ateşkes için Filistin'in olmazsa olmaz şartı ablukanın kalkması. Ambargonun kalkması. Öbürkülerinin şartı da İsraillerin güvenlik şartlarının yerine getirilmesi. Burada bir müzakere yürümesi gerekiyor. Tabii onların güvenlik şartları yerine getirilirken Gazze'nin güvenliğinin de teminat altına alınması lazım. Filistin'in güvenliğinin genel olarak. Bu müzakerelere ulaşılacak bir sonuç. O zaman buna ulaşmadan önce İsrailler diyordu ki bir geçici ateşkes yapalım. Bu şu demek, geçici bir ateşkesi ilan edelim, bir statüko oluşsun. Filistin tarafı bu statüko ile ilgili garantileri almadan yeni sürdürülebilir ateşkesle ilgili geçici ateşkese razı olmuyor ve geçici ateşkes kavramını, temporary ceasefire kavramını kabul etmediler. Bence haklı gerekçeleri de vardı. Sustainable ceasefire'a gitmenin, İngilizce tabiri söylüyorum ki hani teknik müzakerede yürüyen şeyi görmek açısından sürdürülebilir bir ateşkese gitmek için bunu bir engel gibi gördü. O zaman biz başka bir ateşkes türü tabiri caizse diplomatik olarak ürettik. Humanitarian ceasefire, yani insani ateşkes. Bu da insani yardımların karşılanmasına yönelen bir ateşkes. İnsani yardımların karşılanması
için ateşkes yapıyorsunuz. Onun için süreli. Yani niye 72 saat? Şunu demek istiyor Filistin tarafı. Sürdürülebilir ateşkes olmazsa ben bu ateşkesin yeni bir statü oluşturmasını istemiyorum. Çünkü o anda daha önceki anlaşmalardan kaynaklanan 2012 anlaşması, 2011 anlaşması hakları yok edilmiş oluyor. Kritik yer oydu. Bizim Sayın Kerry ile ve Sayın Halid Atiye ile çalışarak oluşturduğumuz, hani Paris toplantısından bir gece önce oluşturduğumuz ateşkes sürdürülebilir bir ateşkesin bütün unsurlarını barındırıyordu. Çok uzun telefon müzakereleri, yüz yüze müzakerelerle gelindi oraya. Ve bunu İsrail ve Filistin tarafına ilettik. İsrail tarafı reddetti. O sebeple orada tıkanınca bu sefer bari 12 saatlik ateşkes, 24 saatlik ateşkesti. İnsan ateşkese yöneldik ki Filistin halkının acıları dinsin ve insani yardım yapabilirim. Şimdi oradayız. Kahire'de görüşmeler sürüyor. Parametreler belli, sürdürülebilir ateşkesin parametreleri. Ben biraz önce Sayın Kerry ile de konuştum, destek verelim dedim. Hep beraber destek olacağız. O ne dedi? O da elimizden geleni yapacağız dedi. Hep beraber gayret sarf ediyoruz. Bir taraftan da insani ateşkesin gereği olarak da insani yardımların ulaşması için yoğun bir çaba içindeyiz. Yine çok zikrediği için rakam da şey yaparak, hani şöyle deniyor: Gazze'ye bu kadar yardım ediyorsunuz, niye Türkmenlere yardım etmiyorsunuz diyenlere cevaben söylüyorum. Son iki ay içinde Gazze'ye yapılan toplam yardım 8 milyon dolar civarındadır. İlaç yardımı, yiyecek yardımı vesaire. Türkmen soydaşlarımıza yapılan yardım da hemen hemen aynı miktardadır. Gıda yardımlarının ulaşması, insani yardım ve diğer yardımlarla. Yani bunu biriyle diğerine de yarıştırmayız biz gönlümüzde. Hani tevafuken benzer yakın rakamlar çıktı. Bazen orada şey artar ki son yıllarda yaptığımız toplam Türkmenlere yaptığımız toplam yardım Irak Türkmenlerine sadece 120 milyon dolar civarındadır. Yani son bizim miktar dönemlerinde gittikçe artan bir dozla. Suriye Türkmenleri ise zaten tamamıyla bizim yardımlarımız da ayakta duruyor. Bugün bu Türkmen dosyasını gündeme getiren milletvekillerine sormak isterim. Bayır Bucak ve Halep Türkmenlerine giden tırlar durduruldu'nda siz neredeydiniz? Şimdi o tırları durduranların ağzıyla konuşuyorsunuz ve kendi devletinizi teröre güya yardımcı olmakla itham ediyorsunuz ama en yakın dostlarınız ve arkadaşlarınız bilir ki Suriye Türkmenlerine her türlü yardımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti götürmüştür, götürmeye de devam eder. Biz bu politikaları yürütürken kınayanın kınamasından çekinmeyiz. Yani onlar neden bu tırlar durduruldu demesini beklerdiniz. Tabii beklerdik. Tabii beklerdi. HDP'liler. Ve o tırlar durdurulduğu için, bak çok açık bunlar kayıtlar. Bu tırlar durdurulduğu için biz Cerablus'ta, Çobanbey'de Türkmenler IŞİD karşısında mevzi kaybedip Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldılar. Şimdi kim IŞİD'e yardımcı oluyor? Kim rejimle IŞİD'e yardımcı oluyor? Ben çok açık söylüyorum. Söylemleriyle IŞİD'e en büyük desteği Kılıçdaroğlu vermiştir. Çünkü IŞİD'in karşısında direnen yegane güç Özgür Suriye Ordusu'dur. Özgür Suriye Ordusu ki hepsi Suriye ordusundan gelen vatanperver subaylardan oluşmuştur. O orduya zarar vererek, rejime destek vererek, rejimin de desteklediği IŞİD'e dolaylı destek sağlamıştır Kılıçdaroğlu. Dolaylı destek sağlamıştır. Yani Suriye rejimine verilen destek IŞİD'e verilen destektir. Hiç duydunuz mu yakın zamanda göstermelik birkaç çatışma dışında IŞİD böyle büyük bir alanda hakimiyet kurarken Suriye rejiminin IŞİD'e operasyon yaptığını hiç gördünüz mü? Duydunuz mu? Yok. Her ikisi birden Özgür Suriye Ordusu'na saldırdı. Ve her ikisini birden de Türkiye'de bu dille savunan Cumhuriyet Halk Partisi başkanıdır. Bu dille savunan. Sonra en azından Türkmenlerin savunduğunu iddia eden MHP'nin ve diğer kesimlerin de Türkiye'nin yanında durmasını bekleriz. Türkiye'ye güçlü aidiyet bağıyla olan herkes böyle bir kritik dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durur. Yurt dışında birileri bu devlet hakkında itham edici şeyler kullandığında ona karşı tek bir cephede buluşmak hepimizin görevidir, vatandaşlık görevidir. Siyasiler gelir gider, her şey olur. Ama tarih bunları kaydedecek. Nasıl arkamızdan hançerlendiğimizi kaydedecek. Türkmenlerin nasıl Bayır Bucak'ta kahramanca savaşırken ve direnirken
aç ve susuz Türkiye'den gelecek yardım beklerken o tırların nasıl durdurulduğunu tarih kaydedecek. Onları durduranların yurt dışındaki işbirlikçileri bilinecek. Sonra o tırlar yoluna devam etti diye haberler duyduk ama geç mi kaldı? Tabii geç kaldı. Günlerce onunla konuşuldu. Nasıl bunu bir ülke bu kadar kritik bir dönemdeyken her türlü tedbiri kendi güvenliği ve kendine yakın müzahir unsurların güvenliği için alır? Ama siz öyle bir kamuoyu oluşturuyorsunuz ki ve orada görev yapan MİT mensuplarına öylesine ağır bir muameleye maruz bıraktınız ki devlet memurlarına bu yapılamaz. Evet. Peki tekrar müsaade ederseniz Sayın Bakan bir reklam arası verelim. Dönüşte de kalan süremizi Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sorularla tamamlayalım istiyorum. Tekrar bir reklam arası veriyoruz efendim. Dönüşte birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, İskele Sancak özel yayınında konuğumuz. Şimdi Sayın Bakan, biraz artık seçimleri konuşalım. Öncelikle şöyle bir konu var, doğrudan sizi de ilgilendiriyor. Yurt dışındaki seçmenlerin katılımı çok düşük oldu. %5'ler civarında oldu sanıyorum. Gerçi gümrüklerde hala devam ediyor. %8.3, gümrüklerde %5, toplam %13, 10.5, 15 oldu. %13. Ama düşük bir katılım oldu. Aslında partiniz de YSK'ya başvurdu ama YSK'dan sizi suçluyor bu konuda. Yani bu... Hayır. Şimdi bir kere şunu açıklığa kavuşturalım. Birincisi, Türk siyasetinin son dönemdeki en önemli adımlarından seçim süreci ve mantığı açısından en önemli adımlardan biri yurt dışındaki vatandaşlara oy kullanma hakkı vermektir. Biz ne zaman yurt dışına gitsek her yerde vatandaşlarımız bize bu hakkı verin, biz de kullanmak istiyoruz dediler. Ve devrim mahiyetinde bir adımdır. Bir kere bunu herkesin tespit etmesini ve bu Sayın Başbakanımızın da benim de ilgili bakan arkadaşlarımızın da yakından takip ettiği bir meseledir. Bir devrim anlamında bir adımdır. Bunu herkesin bir kere takdir etmesi lazım. Bu konuya özel bir hassasiyet gösterdik. Bir kere bu başarının üstü örtülemez. İlk defa vatandaşlarımız yurt dışında seçme hakkını kullanma imkanına, vatandaş hakkını kullanma imkanına kavuşturulmuştur. Bir kere bunu bir kere herkes tespit etmelidir. Maalesef öyle bir muhalefet ve basın çevrelerinde öyle bir şey var ki olumlu bir adım hükümetten geldiğinde bir şekilde bir gölge oluşturarak bunu gölgeleme çabası var. Bir kere bunun devrim mahiyetinde bir adım olduğunu kabul eder. Evet. İkincisi, bu süreçte tam ve yetki Yüksek Seçim Kurulu'ndadır. Süreci belirleyen Yüksek Seçim Kurulu'dur. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak nihai kertede Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği esaslar içinde görüş beyan ederiz. Ama karar ona aittir. Nasıl Türkiye'de seçimlerin işlemesinden, seçimin sürecinden vali mi sorumludur? Yani valiye birisi dönüp de ya burada şu süreçte şöyle bir şey oldu, bir engelleme varsa vali tarafından güvenlik sağlanmamışsa vali sorumludur. Ha, bu randevu ama seçimin yöntemi konusunu vali belirlemez Türkiye'de. Vali mi belirliyor? Türkiye'de seçim nasıl olacağı ile ilgili. Bilmem seçim sandıkları nasıl kurulacağı, oy pusalarının nasıl yerlerini tespit edileceği, bunlar nasıl taşınacağı Yüksek Seçim Kurulu belirler. Evet. Şimdi vali onun altyapısını hazırlar. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda da büyükelçiliklerimizin ve Dışişleri Bakanlığımızın görevi budur. Şimdi gelelim randevu meselesine. Biz en başında yazdığım yazılar, her türlü istişareler var. En başından itibaren bütün bu seçim bizim temsilciliklerde olsun kanaatini taşıdık. Ki istediğimiz uzunlukta, istediğimiz sürede bunu yapabilelim. Bazı ülkeler güvenlik gerekçeleriyle büyük salonlar tutması icap etti. Belli merkezlerde bu yoğunlaştı, Almanya gibi. Buralarda da bir düzenin sağlanması icap etti. Bu düzenin sağlanması bağlamında Yüksek Seçim Kurulu randevu sistemi teklifini getirdi. Bu teklif Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmedi. Almanya'daki veya bazı ülkelerdeki güvenlik ihtiyaçları buna yol açtı. Fakat bizim gerek toplantılarda, gerek YSK ile yaptığımız bütün görüşmelerde dile getirdiğimiz husus şuydu. İlgili bakan yardımcımız Sayın Naci Koru bizzat bu işi yaptı. Randevu sistemi olsa dahi buna esneklik getirilmeli ve iki günü kişilere randevu verelim.
Uyarlarsa ne âlâ, uymazlarsa tam bir serbestiyet içinde gelip oylarını kullansınlar. Onlar yeni yani. Bir tabii, tabii Yüksek Seçim Kurulu'na giderek bakan yardımcımız 2-3 saat bunu anlatmaya çalıştı bundan aylar önce. Bunu yaparsak, randevu sistemini böyle katı uygularsanız caydırıcı olur. Hele empoze ederseniz insanlar katılmaz diye bu izah edildi. Ben Bakanlar Kurulumuza sundum. YSK kabul etmedi öyle mi? Hayır, kabul etmedi. Peki. Şimdi burada bir şeyle söylemiyorum. YSK diyebilir ki ben böyle uygun gördüm. Ama uygun gördüğü şeye sahip çıkmalı. Şimdi bugün bir gazetede, marjinal bir gazete, hep aynı çevreler aynı haberleri yapıyorlar. Aynı muhabir adına baktığınızda zaten sonra nasıl geleceğini biliyorsunuz o haberin. Evet. Bu hiçbir gerçeklik temeli olmayan bir husustur. Peki. Eğer velev diyelim biz söylemiş olsa ki böyle bir durum yok. YSK bunu, buna nihai yetki YSK'da, kanuni olarak da böyledir, uygulama olarak da. Dışişleri Bakanlığı'nın her görüşmede bütün parti yetkililerimiz de bilir, dile getirdiği husus, Bakanlar Kurulu'nda da aldığımız prensip kararı, randevu sistemi olsa dahi hafta sonu bir süre uzatılmalı, iki randevu alıp ya da verilen kişi başka bir vakitte gelse de kullanılmalı. Hatta akşam 5'te kesilmemeli, gece yarısına kadar çalışmalı. Biz bunu da teklif ettik ki hani büyükelçiliklerimiz, başkonsolosluklarımız üzerine ekstra yük binecek olmasına rağmen bunu da teklif ettik. Peki. Dolayısıyla bu konuda kesinlikle Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklanan bir sorun olmadı. Bir yanlış kanaat beyan etme ya da uygulamada bir aksama söz konusu olmamıştır. Peki. Kaldı ki ilk deneme olduğu için, ilk tecrübe olduğu için bir takım aksamalar da olabilir. Bunlardan ders çıkarılır ama burada randevu sistemiyle ilgili alınan kararda bizim bir dahlimiz olmamıştır. Peki. Şeyi talep ettik. Yani bu oyların topluca getirilmesi, güvenlik açısından bu görüşü dile getirdik. Çünkü bizim başkonsolosluklarda, büyükelçiliklerde tutulsa bir sürü gereksiz spekülasyon üretilebilir korkusu, düşüncesiyle, kaygısıyla. Uçaklarla bunlar getirilsin, tamamıyla YSK denetiminde tutulsun, mühürlensin, kimse de herhangi bir itiraz getiremesin. Bu kanaatleri oldu ama uygulamada bizim böyle bir teşebbüsümüz olmadı. Diğer seçimlerde... Şunu da yalnız Mehmet Bey, şeyi de dikkatinizi çekmek isterim. Yani diğer ülkelerin bunu mazur göstermek için söylemiyorum. Varsa hatalar hepsi düzeltilmeli. YSK'da ümit ederiz. Gelecek seneki genel seçimlere kadar bunun tedbirlerini alır. Bu tecrübeden herkes gerekli dersi çıkarır. Ama diğer ülkelerin diasporada, yani yurt dışındaki vatandaşındaki uygulamalarda da hiçbir örnekte %20'yi geçmiyor. Yani ülke içinde olduğu gibi insanlar oy vermeye motive olamayabiliyorlar. Ya da çok dağınık alanlarda yaşayabiliyorlar. Diğer ülkelerde de bu oran bizi tatmin etmiyor ama oralarda da çok yüksek oranlar değil. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi, yani bütün anketler 48 saat ya da işte 60 saat sonra Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçileceğine işaret ediyor. Ve devamında önemli sorular var. Türkiye'nin geleceği elbette ama AK Parti'nin geleceği, kim başbakan olacak, partinin kongresi ne zaman toplanacak, bir sürü soru var. Bunları siz hiç konuştunuz mu Sayın Başbakan'la? Hayır, ben buna bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani biz siyasi süreçleri yönetme bakımından acemi bir parti değiliz. Siyasi süreçlerde öncelik sıralaması yapma konusunda da şimdiye kadar son derece dikkatli davranmış bir parti geleneğimiz var. Yani önümüzde mahalli seçim varsa mahalli seçimi konuşuruz. Onu elde eder, kazanır. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuruz. Orada da gerekli başarıyı sağladığımızda sonra oturur diğer konuları. 11 Ağustos'u görelim diyorsunuz. Tabii parti kurullarında, parti çevremiz içinde, ilgili kurullarda, MYK'da, Sayın Başbakanımızın daha Cumhurbaşkanlığı görevini bizzat üstlenmesi dönemi içinde bunlar istişare edilir. Bazı tartışmalar erken başlatılsın. Erken başlatılarak isimler üzerinde spekülasyonlar yapılsın ve nitekim yaptılar. Ama bizim başta başbakanımız olmak üzere bizim parti içinde böyle bir spekülasyona izin verilmedi şu ana kadar. Erken başlatılması tartışmaların ve odağın kaybedilmemesi önemliydi. Yani biz şunu herkes, gerek parti üyelerimiz, gerek partimize gönül veren vatandaşlarımız, herkesin herhalde çok yakın gördü. Biz geçen sene Mayıs ayı gezi olaylarından bugüne kadar bir fırtınalı suda hem ülkemizin istikametini doğru tutmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz nasıl bir fırtına var
programın başından beri konuştuğumuz, hem de partimizin bu ülkenin kaderini elinde tutan kadroları itibariyle o fırtınalı sudaki iradesinin kaybolmaması, aksamaması, sarsılmaması için çaba sarf ediyoruz. İsteniliyordu ki bu fırtınalı suda bu gemiyi yürüten ekip içinde şu veya bu tartışma çıksın. Gereksiz erken tartışmalar başlasın ve bu şekilde AK Parti zaafa uğratılsın. Bu oyuna düşünmedi, düşünmez. Parti kurullarının nasıl işleyeceği belli, siyasi süreçlerin ne olacağı belli. Biz iktidardaki bir partiyiz. Yani 9 Ağustos'ta ilgilendiğimiz konular, ki şu anda üzerinde konuştuğumuz konular, 10 Ağustos'ta da olacak, 11 Ağustos'ta da. 10 Ağustos seçim yapıp 11 Ağustos'ta tekrar bunlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. Ondan sonra siyaset olarak neler icap ederse o yapılır. Fakat hepimizin birinci görevi, hani son nefesini verse bile bir ağaç dikmek bizim sünneti, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Yani yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile fidan dikme. Bizim için böyle bir kıyamet söz konusu değil, o anlamda bir kıyas yapmıyorum. Ama siyasi süreçlerin her birini böyle bir yeni bir dönemin başlangıcı olarak görseniz de o siyasi sürecin son dakikasına kadar herkes görevini yapmalı. Ben Dışişleri Bakanıyım. Görevim şu anda Sincar Dağı'nda bekleyen Yezidilere ulaşabilirsek onlara yardım ulaştırmak. Kerkük'teki Türkmenlerin kaderine sahip çıkmak. Erbil'deki Kürtlerle ortak çalışmayla istikrarı korumaya çalışmak. Ya da Gazze'dekilerin ilaç yetiştirmek. Vesaire vesaire. Bu görev tanımım sürüyor. Benim buradan feragat edip de spekülatif şeyler içinde, lobiler, kulisler, tartışmalar içine girmem, oraya ayırmam gereken vakitten fedakarlık etmem anlamında emanete ihanet gibi gelir bana. Önce emanetimize sahip çıkacağız. O emaneti yerine getireceğiz. Son ana kadar. Ondan sonra ne olur? Bizim hayatımız zaten bu davaya ayarlı bir hayat. Bu memleket aşkına ayarlı bir hayat. Nerede, nedir, ne olacak? Bu tuy emel dediğimiz şeyi terk etmek yine bir ahlaki bir sorumluluktur. Her şey normal doğal seyri içinde olur. Sonunda da ülkemiz ve partimiz için hayırlı olan olmasını dilemekten başlamışım. Parti içinde böyle hani doğaldır da bir yerde. Hani milletvekilleri, parti teşkilatları, herkesin gönlünden geçen isim vardır. Bunları duyuyoruz da biz işte Ankara'da. Herkes bir şeyler söylüyor. İşin nihayetinde belirlenecek olan kişi etrafında bir kenetlenme olacak mı AK Parti'de? Bu çünkü önemli bir soru. Yani bir de işte üç dönemi dolanlar bir şey söylüyor, gençler başka türlü söylüyor, teşkilatlar şunu söylüyor falan deniyor. Günün sonunda bu kenetlenerek yola devam edeceğiniz konusunda bir tereddüdünüz ya da endişeniz var mı? Hayır, AK Parti bireyleri bu ülkenin kaderi bağlamında AK Parti'nin tarihte başka hiçbir dönemde hiçbir partiye nasip olmadığı kadar büyük bir sorumluluğu bu ülkenin kaderi bağlamında üstlendiğinin herkes farkında. Herkes elinden gelen katkıyı yapar. Ve eminim gün geldiğinde birlikte hareket etmek gerektiğinde herkes bu bilinç içinde hareket eder. Bu konuda bu bilinçten bir sapma bizim siyasi kültürümüz içinde ben olacağı kanaatinde değilim. En önemli kurallar bence görünmeyen kurallardır. Teamüllerle ortaya çıkan. AK Parti iktidar kurulduktan bir sene sonra iktidar oldu. 1,5 sene sonra. Ama iktidar içinde kendini olgunlaştırarak gelişti. Şu anda AK Parti kadar kurumsallaşmış ikinci bir parti yok. Kurumsallaşmış. Bu anlamda da demokratik teamüller ve kendi içinde de olgunlaştırmış. İstişareye önem veren. Böyle bir yapı içinde eminim en doğru kararlar, en doğru süreçlerle üretilir. Ama kimse AK Parti'nin zayıflamasına dayalı bir senaryonun kendisine menfaat getireceğini düşünmesin. Peki. Böyle bir bize muhalefet edenler, yeminli neredeyse hasımlarımız, bize hiç oy vermeyenler dahi bu kadar fırtınalı sular içinde ülkenin ekonomik kalkınmasını sürdüren, istikrarını devam ettiren, demokratikleşmeyi en iyi şartlarda sürdüren bir kadronun devamını konusunda kendileri oy vermese bile birçoğu aman bir başımıza yanlış bir şey gelmesin diye de düşündüklerini ben biliyorum. Birçok eski dostlarımdan,
size hiç oy vermedim ama yani AK Parti'yi kastederek. Fakat ülkeye yaptıklarınızı takdir ediyorum ve oy vermesem de sizin kalmanızı istiyorum diyen o kadar çok tanıdığımız değişik siyasi görüşlerden dostlarımız olmuştur ki onlar öyle düşünürken AK Parti kadroları AK Parti'ni zaafa sokacak bir yaklaşım içinde olmaz hiç kimse. Peki. Sayın Başbakan son mitingini Konya'ya koydu. Daha önce sonlarda olurdu Konya ama işte Cuma'dan gelirdi. Cuma kılınır sonra yapardı falan. Şimdi Cumartesi'ye tam böyle son miting seçimden önce. Bu böyle özel bir işaret mi sizin bu Konya siyasi geleceğinizle ilgili? Yok, bunun benimle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu Konya ile ilgilidir. Ben de Konyalı olmak hasebiyle bu ilginin bir parçasıyım. Ama Başbakanımızın Konya'ya duyduğu güven ve saygı her zaman bilinen bir husustur. Türkiye'de Konya'ya önem vermeyen bir siyasi hareketin başarılı olduğu da görülmemiştir. Yani Konya büyüklüğü itibariyle değil sadece merkezi konumu, siyaset içindeki ağırlığı dolayısıyla birçok parti için hep göz bebeği olmuş bir vilayetimizdir. Önem verilmiş bir vilayetimizdir ama Başbakanımız için bu önemin ötesinde bir aşktır. Konya'ya geldiğinde her bir detayla nasıl ilgilendiğini, Konya'da nasıl bir şeyle Konya'ya baktığını, büyük bir sevgiyle, muhabbetle baktığını ben biliyorum. Konya'ya güvenileceğini de Konya'nın kitlesine, insanına, bütün Türkiye'deki herkese güvenilir. O anlamda bir şey anlamda değil ama siyasi olarak da Konya son seçimlerin hepsinden Türkiye'de birinci çıkmış bir partidir. Yani AK Parti'ye destek bağlamında. Bunu ben son mitingin Konya'da olmasını Konya'ya duyulan bir güven ve Konya için de büyük bir şeref olarak telakki ediyorum. Bir onur olarak telakki ediyorum. Başbakanımız başbakan olarak son konuşmasını Konya'da yapacak. Cumhurbaşkanlığı ilk sinyallerini, ilk konuşmalarını, mesajlarını da Konya'dan verecek. Hemen sonra seçim yasağı başlıyor. Evet. Çünkü bu Konya'ya duyulan büyük bir güvenin şeyidir. Ben başbakanımıza güvenleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Peki. Bu Konyalı bu güveni boş bırakmayacaktır. Yani inşallah göreceğiz. Yine seçim neticelerinde ortaya çıkacağı gibi Konya öncelik ve liderlik etmeye devam edecek. Peki. Bir 5 dakika kaldı. Burada Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Yani muhaliflerinizin baktığımız zaman son böyle özellikle 2 senedir bir böyle geleceği belirsiz, yarınını göremeyen bir Türkiye fotoğrafı çiziyorlar. Hatta daha öteye gidip bir cinnet halindeki bir ülkeye benzetenler oluyor yaptığımız zaman, baktığımız zaman. Dışarıda mesela çok böyle şey, Ekonomist dergisi yazdı. Der Spiegel padişah oluyor artık Tayyip Erdoğan diye yazdı mesela. Batı'da da çok yaygın bir şekilde. Bir ara işte John McCain buraya gelen büyükelçiyi yine aynı şekilde sıkıştırıp bir cevap almaya zorlamıştı. Bu anlamda yani bir Türkiye'nin gelecekteki iklimi Cumhurbaşkanlığından sonra özellikle bir totaliter bir şeye mi sürükleniyor Türkiye? Şimdi Ekonomist'in de yazılan yazı Der Spiegel'de okudum. Ekonomist'te Türkiye'de marjinal bir gazetede yazan ve o yazılarını İngilizce'ye çevirip orada yayınlayan bir şeyi görüyorsunuz. Bir yazarın ayak izlerini görüyorsunuz. O bakımdan bunların network'unu da biz biliyoruz. Yani nasıl network'ta çalıştıklarını. Evet. Burada bir algı operasyonu var. Der Spiegel ise Alman kamuoyunda ve özellikle Almanya'daki Türkler üzerinde başbakanımızın oluşturduğu popülarite ve etki gücünü de göz önüne alarak bir yıpratma kampanyasının maalesef aleti oldu. Ben Der Spiegel'i İstanbul Lisesi'nde okuduğum dönemden beri takip ederim. Çok daha ciddi, ağırlıklı analizler yapmasını beklerim dedim doğrusu. Şimdi bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'de, bir iş adamları topluluğu geldiğinde onlara söylediğim bir sözü, aslında uluslararası toplumda da bazen dile getiriyorum. Gelin bir beraber bakalım. Yani acaba son 2-3 yıl, 3-4 yıl içinde başbakan gerçekten otoriterleşiyor mu? Türkiye otoriterleşmeye mi gidiyor? Bunu bir tek tek koyalım. Yani objektif kriterlerle, subjektif değerlendirmelerle değil. Şimdi kamuoyumuzda da bunu söylüyorum. Öyle bir kanaat uyandırılıyor ki AK Parti ilk dönemlerinde çok demokratikti. Sonra otoriterleşti. AK Parti ilk dönemde dış politikada çok daha şeydi. Sanki o zaman Suriye'de böyle bir zulüm varmış da biz sessiz kalmışız veya daha mülayimdi. Sonra şey oldu gibi. Gelin bir bakalım şöyle. Şöyle bir bakalım. Benim iddiam şu ki son dönemlerde Türkiye'nin demokratikleşmesi hız kesmemiştir, hız kazanmıştır. Mesela? Asker-sivil ilişkisine bakın. Hmm. 2007'de muhtıra verildi Cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz. Genelkurmay Başkanı zamanın
doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahil oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. Çok sakin. 7 sene sonra. Asker kendi görevini yapıyor. Ben bugün değerli komutanlarımızla kriz yönetimi toplantısı yaptım. Evet. Görevi askerimizin bu. Hiçbir kimse de Genelkurmay Başkanı'ndan bir açıklama beklemiyor. Acaba Genelkurmay Başkanı ne düşünüyor diye. Genelkurmay Başkanımız demokrasi, hukuka saygılı, çok saygın bir komutanımız. Dolayısıyla asker-sivil ilişkilerinde gerçek demokratikleşme son yıllarda gerçekleşti ve taşlar yerine oturdu. Gelin diğer şöyle siyasi partinin özgürlükleri konusuna. 2008'de iktidardaki parti kapatılıyordu. İktidardaki partiliği bırakın. Herhangi bir partinin kapatılması ne zaman neredeyse imkansız hale getirildi. Biz tamamıyla imkansız hale getirmek istiyorduk da mümkün olmadı. 2010 referandumuyla. BDP ekolü, şimdi HDP harfleri tüketmişti kapatılıp tekrar tekrar kurulmaktan. Ne zaman oldu bu? 2010'dan sonra. Siyasi parti, siyasi faaliyetlerdeki özgürlüklere gelelim. Kürtçe propaganda ne zaman serbest bırakıldı? Başka dilde propaganda. 30 Eylül daha 2013 yeni, galiba. Tabii daha yeni ilk defa 2010 mahalli seçimlerde, 2011 seçimlerinde başladı propagandada serbest kullanım. Yani 2011'den bu yana Kürtçe kullanım. Peki Kürtçenin hapishaneler dahil sosyal hayatta serbestçe kullanımı ne zaman başladı? Yani Kürt sorunu etrafındaki demokratikleşme son yıllarda. Peki daha şey için yurt dışı için önem taşır. Bizim için de önem taşır ama yurt dışında hep gündeme getirildiği için din özgürlükleri alanı. Gayrimüslimlere vakıf malları ne zaman iade edildi? Süryanilere. Son 2-3 yıl içinde iade edildi. Mor Gabriel geçen sene verildi. Şimdi bu bu kriter açısından da aslında diyorsunuz önemli. Tam tersi. Tabii. Peki geniş AK Parti kitlelerinin en fazla istifade ettiği özgürlük alanlarından biri olarak AK Parti ve halkımızın da genel olarak bize oy vermemiş de olabilir başörtüler. Ama hani gündemde olmasına açısından daha yakın zamana kadar üniversiteler yasaktı 2007-2008'e kadar. Üniversitelere de serbest oldu, kamuda serbest oldu, mecliste serbest oldu. Geçen senedir mecliste serbest olması. Peki. Şimdi hangi kriterle Türkiye'nin otoriterleşmeye, padişah yönetimi gibi yönetime gittiği, padişah yönetimi diye bir yönetimi de tahkir ederek kullanmak da ayrı bir şey işte hani tek adam ayrı şeyi, bir hayır ayrı bir hakarettir bu millete. Onların padişah dediği yönetim yani o derginin çıktığı ülkenin 20. yüzyılda Nazi'yi yaşamışken Nazi dönemini o padişah dediği yönetimlerde Avrupa'dan kaçan Hristiyan Yahudilere kucak açılmıştır. 500 yıl öncedir. Almanya'da böyle bir dönem yaşanır ki ondan 500 yıl önce neredeyse 450 yıl İspanya'daki Yahudileri bağrına basmıştır o padişah diye kötüledikleri dönem. Ama çağdaş devlet tek bir liderin, tek bir kişinin elinde güç birikmesini kabul etmez. O anlamda padişah diye kullanılıyorsa ki o anlamda kullandığını varsayarak bunlara cevap veriyorum. Öyle olmuş olsa gayrimüslim vakıflarda kontrolü artırırdı. Kürtleri daha haklarını daha şey yaparak kendi şeyini dikte etmeye çalışırdı. Veya diğer azınlık halkları diğer haklar. Bu söz konusu değil. Türkiye yapısal demokratikleşme adımlarını son yıllarda atmıştır. Daha önce şeyi temizliyorduk, alan temizliği vardı. Yani engeller kaldırılıyordu demokratikleşme için. Yapısal demokratikleşme şimdi bu demokrasinin taşlanması da yeni bir anayasa, özgürlükçü bir anayasayla olur ve bunu da inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştiririz. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Tekrar değerli vakitlerinizi bizimle paylaştığınız için sağ olun. Evet, İskele Sancak özel yayınında Ankara Dışişleri Bakanlığı konutunda Sayın Bakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle iyi geceler, hoşça kalın.